Herkes kendine nasıl iyi bakacaksa, tamam, nasıl isteyeceksa. Şimdi hemen hızlıca şey yapacağım. Bu da oldukça ekonomik. Tamam, patates röşti ama bu bizim aslında Osmanlı'da da olan eski bir yemek. Ama bunu İsviçreliler çok güzel sahiplendi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Patatesin kabuğunu soyuyoruz. Evet. Soğuk suya koyuyoruz. Ha, soğuk su. Şimdi şöyle aslında ben birazcık hazırlık yaptım. Suya atıyoruz bunu. Su da böyle bir taşım kaynadığı anda hemen alıyoruz. Peki. Sonra ben bunu tekrar soğuk suda bekletiyorum. Çünkü ne yapacağım? Bunu alacağım. Böyle rendeleyeceğim. Yani gördüğünüz gibi aslında patates çok haşlanmamış. Sadece evet. Gördüğün gibi çok kolay rendeleniyor. Tamam. Bunun böyle çok pişmiş olmaması da gerekiyor. Çok pişmiş olduğunda patates püresi gibi oluyor. Evet. Bu şekilde rendeleyeceğiz. Bunun aslında ilk yapıldığı tereyağda köfte gibi. Yani bunları elimde ben köfte yapacağım şimdi. Tereyağında tavada yapacağız. Ama ben biraz kırmızı ve yeşil biberin renklerini seviyorum. Evet. Ondan sonra içine biraz kaşar atıyorum. O kaşar biraz daha tutuyor. Hatta kaşarsız olursa tarif 20 liraya da düşebiliyor. Ay, bilgin olsun. Harika, tabii. Patates mücveri, İsviçre usulü. 3 adet iri patatesiniz var sevgili izleyiciler. Önce bir taşım kaynattım ve sonra soğuk suda beklettim patatesleri, dedi Şef Metin Süerkan. Çünkü sıcak olursa tutamayız, böyle rendeleyemeyiz. Tabii. Gördüğünüz gibi patatesler neredeyse çiğ gibi. Çiğ gibi. 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri, 1 adet kırmızı biber, 1 adet yeşil biber, 1 tane küçük soğan, 100 gram kaşar peyniri yine, tuz, karabiber ve kekik. Bizim bu İsviçre usulü patates mücverimizi sonlandıracak. Bir tarafta soğan çorbamız pişiyor, bir tarafta patates mücverimiz var. Değişik bir lezzet bugün sizler için. Evet, bunun bir de ne özelliği var biliyor musun? Yani patates, soğan her evde vardır. Oradan yola çıkarak veriyoruz bu tarifi. Ve bakarsan şimdi bu patatesi o kadar çok sevecekler ki, özellikle çocuklara. Bir de mesela soğan yemeyen çocuklar için şey var. Bu çorba da çok iyi, çünkü anlamıyorlar. Harika. İlk başta. Şimdi hemen karışımını görmek istiyorum, nasıl olacak Metinciğim. Vallahi bu böyle karıştı. Tamam. Ben bu arada hemen biberleri atacağım. Kırmızı ve yeşil biberleri. Ben biraz biberleri evet fazla şey yaptım ama patates daha ağır olursa o şey yapıyor. Bak, bunda da soğan var. Tamam. Bununla önceden onları bir tanıştırdım. Tamam. Baktım sen böyle renklisin. Soğan suyunu da alıyor ya. Hemen böyle üzerine kırmızı biberi, kekiği, karabiberi koydum. Bunlar böyle soğan, evet, önceden bir tanıştı onlar. Kendi aralarında bir anlaştılar. O anlaşma güzel oluyor değil mi? Yani lezzet veren aslında yemeğe, bunun gibi püf noktalar galiba. Evet. Sanki. Mesela şey var. Kaşarı da biraz böyle koyacağım. Evet. Ama dediğim gibi kaşarsız da olabilir. Kaşarı çok koymayalım buna. Çünkü patatesle doğru orantı yapalım. Kaşar pişerken yanacak. Evet. Yanmaması gerekiyor. Bu tavada mı pişecek? Fırına mı girecek? Şimdi şurada hemen bak, tavam var Ebru'cum. Evet. Yalnız tavam var. Mutfağı tabii benim, biliyorsun. Farkındaysın artık. Sen değil mi? Mutfağın yarı sahibisin. Birazcık bozuluyorum başka şefler. yok onları da var ya sayende. Onları da çok güzel izliyorum. Çok teşekkürler. Aslında gördüğün gibi şimdi kıyma yapıyormuşuz gibi geliyor. Evet. Yoğurdum bunu. Bunları. Aynen öyle. Şimdi şu tavayı hafif açtım. Şuraya. Burayı mı açayım? Peki, tamam, daha bize yakın olsun. Peki. Gözümüzün yağ geliyor olsun. İçine? Onu yok şey yapacağız. Bunu tereyağının o güzel tadını kullanacağız. Allah. Onunla şimdi evet o kadarcık tereyağını eriteceğiz. Yeter mi? Yeter. Çünkü niye biliyor musun? Bu tereyağında o pişecek. Sonra ters çevireceğim. Ters çevirdikten sonra tekrar biraz daha tereyağını biraz koyacağım. Biraz daha yağlayacaksın. Yani evet, yağlayacağım. Oo, harika. Patates mücveri yapıyoruz efendim. Bu tarafta hemen şöyle göstereyim. Soğan çorbamız pişiyor. Bak, patatesi haşlasaydım böyle diri diri patates olmayacaktı. Tabii. Bunun içine ben havuç rendesi de yapıyorum. Bu arada çok sağlıklı. Çöre otu. Şimdi çöre otu koyacağım ona da. Onu tarifte yazmamıştık. O da gelsin içine. Çok güzel. Evet. Bu aslında omlet gibi olacak. Bunu mesela Ebru ben yapıyorum. Sade patatesi yaptığım zaman üzerine mesela böyle tuna balığı konserve döküyorum. Salata, domates koyuyorum. Çok altında güzel. Bu üstünde o. Sonra bir ızgara tavuk, ızgara köfte, o tip şeylerle de koyduğun zaman bir kere doğru söylemek gerekirse karın doyuruyor. Tabii. Ama ben karın doyurmaya hep karşıyım. Çünkü vücudumuza lezzet çok yükleniyor. Önemli, değil mi? Çok yükleniyoruz. Yani iki tane ekmek yiyip doymak çok sağlıklı değil. Doğru. Sağlıksız şeyler. Vücudumuza gereksiz. Yani ağır taşıdık mı, nasıl yoruluyoruz hiç kimse düşünmüyor aslında, çok sağlıksız yemek yediğimiz zaman. Vallahi yutkundum ben, bu harika görünüyor. Şunu çevireyim. Çorbayı evet. Ben diğer konuklarımı ağırlarken harika oldu soğan çorbamız. Şöyle bir görelim efendim, buyurun.
Bu arada sıfır koku. Yani soğan çorbası içince kokar mıyım diye düşünüyorsunuz, biliyorsunuz soğan pişince zaten öyle bir etkisi kalmıyor. Yalnız mükemmel oldu. Yoğunluğu da çok güzel. Şimdi servis anında... Ama tereyağımız bizim eridi. Tamam. Bunu birazcık böyle bir cazır cazır yapacağım. Bunu da bayağı güzel karıştırdım. Tamamını koyuyorsun, omlet gibi pişiriyorsun. Doğru Hatta mu? Hatta bak, evet, yanımızda biberiye var ya, birazcık da biberiye de koyalım. Gördüğün gibi içine ne şeye gelirse. Ben şu çöre otunu üstüne koymak istiyorum. Peki. Aslında buna birazcık daha kırmızılık versin diye. Son halini göreceğim ve gidiyorum. Çünkü bir fenomen var bugün stüdyomuzda. Mr. Jade. Duydun mu? Duymaz mı? Değil mi? Yani? Duymayan var mı? Çok da yetenekli. Aslında şimdi biz albümü, klibi ve son şarkısını konuşacağız ama yapmış olduğu birçok şey var kendisinin. Aynı zamanda sevgili Meltem ablacığımla biz bugün pratik bilgiler vereceğiz size yine sevgili izleyiciler. Evet, şu bak, Fransız usulü. Bu ne? İsviçre usulü. Yok, bu artık şey, Ebru usulü. Ay, çok alemsin. Çünkü biz bunu kendimize göre gayet şey yaptık. Evet. Bak, bunu böyle iyicene yapıyorum. Şimdi bunu... Bu bir omlet oluyor. Aslında patates röştümüz oluyor. Patates işte, röştü deniyor buna. Bu kendine iyi bak omleti. Kendine Selip iyi bak. Hakkını alabilirse bu şekilde yapan yok. Metin'cim harikasın. Finali görmeye geliyorum sana ve kendine tamam. iyi bak devam ediyor sevgili izleyiciler.